Doğa olabildiğince cömert davranmış Şavşat'a. Doğanın bu cömertliğine tarihten birer sayfa olan eski eserlerin çeşitliliği ve çokluğuyla sıcakkanlı insanları eklenince alternatif turizm için bir cennet çıkmış ortaya. Bu doğayı, bu güzellikleri anlatamazsak, bu potansiyeli değerlendiremezsek yazık ederiz, ihanet ederiz bu topraklara. Biraz sonra dilimiz döndüğünce, kameramızın kaydedebildiği kadarıyla anlatacağımız Şavşat'ı görünce neden bu kadar iddialı sözler sarf ettiğimizi anlayacağınızı ümit ediyoruz. Karagöl. Şamşat ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta olan Artvin'de meşhur iki karagölden birisi. Bir tabi güzellik abidesi olan Karagöl, kamp ve karavan turizmi için ideal bir konumda. Karagöl'de konaklamak için gerekli tesisler, bu güzelliğin tadını uzun süreli tatillerde değerlendirmek isteyenlere hizmet verecek şekilde kurulmuş.
Karagöl'de doğal ve tabi güzelliklerin yanı sıra sessizlik var, huzur var. Başı bulutlara değen ağaçlar, gür orman, suyla gelen huzur. Karagöl'ü anlatmak ve görmeyenlere aktarmak gerçekten zor. En iyisi biz sözleri bir kenara bırakıp eşsiz görüntülerle baş başa bırakalım sizleri. Unutmadan son günlerin popüler sloganı vardır bilirsiniz. Yapmadan dönme diye. Biz de Karagöl için sizlere sıkı sıkı tembih ediyoruz. Karagöl'ü görmeden sakın dönmeyin. Thank you.
Karagöl'den dönüşte Şamşat'ın birbirinden güzel köylerinde kısa bir mola verip tadımlık görüntüler aldık. İşte köylerden nefis manzaralar.
Şavşat Kalesi, ilçe girişindeki Söğütlü Mahallesi'nde Şavşat'a gelenleri karşılar yüzyıllardır. Plan tipi açısından Bagratlı döneminde inşa edilen kalelere benzemektedir. Şavşat Kalesi'nin birçok özelliği Bagratlı dönemini yansıtmaktadır. Osmanlı döneminde de kullanılan Şavşat Kalesi'nin surlarının büyük bir bölümü halen ayaktadır. Kalenin içinde sarnıç ve şapel kalıntıları bulunmaktadır. Eski kale köyü çifte anları Şavşat yönüne geçtikten sonra stabilize bir yolla ulaşılabilen güzel bir köy. Hedefimiz eski kale köyünden geçip eski kalenin yaylasına çıkmak, oradan da ahşap mimarinin eşsiz örneklerinin sergilendiği Maden Köyü yaylasına yaya olarak geçmek. Eski Kale Köyü Muhtarı Gülpaşa Seçkin ağırlıyor bizleri. Uzun yıllar Almanya'da çalışmış, sonra köyüne yerleşmiş. Tabii eski kalelilerde eğitimli ve modern bakış açısını geleneksel kimliğiyle bağdaştırmış. Gülpaşa amcayı muhtar seçmişler köye. İki dönemdir muhtarlık yapıyor. Köyünü sorduk muhtarımıza. Sorunlarını çözüm önerileriyle birlikte aktardı bizlere. Eski Kale Köyümüze hoş geldiniz. Köyümüz 320 haneye efendim nüfus ise 1048. Geçimimiz efendim malcılık, hayvancılık yani. Efendim sana söyleyeyim çiftçilik. Gelirsin yaylacılık. Bilakis yayla ile ilgili bazı konuşmalarım olacak. Maden Köyü, Tepebaşı ve Çukur, Yanıklı bu dört köy arasındaki efendim sana söyleyeyim maalesef yolumuz çok kısıtlı. O yolun yapılması için tabii ki gereken müracaatlarımızı yapmışızdır. Fakat inşallah efendim sana söyleyeyim önümüzdeki yıllarda bunların herhalde yapılacağını tahmin ediyoruz. Ha, gelelim köyümüze. Köyümüzde de efendim sana söyleyeyim işte yollarımızın durumu belli. Köyümüzün özelliği biliyorsunuz turizmle ilgili kalemiz var. Eski kale zaten ondan almıştır. Ha içme suyla ilgili efendim sana söyleyeyim. 1999 yılında biz bunun efendim sana söyleyeyim Macahel yani Legoban yaylalarından o suyu aldık. O su şu anda devam etmektedir. Kanal efendim sana söyleyeyim hemen hemen son aşamasına gelmiştir bilakis eski kalede. Bu sene inşallah efendim sana söyleyeyim o suyu içeceğiz. Diğer köylerle de efendim ilgili Tepebaşı, Yanıklı ve Çukur. Diğer köylerle de şu anda depolar yapılmaktadır. Herhalde bu sene oralara da gitmek üzere. İkincisi efendim sana söyleyeyim sulama su. Sulama suyumuzda her sene efendim sana söyleyeyim tadilat görüyor. 1943 yılında zaten bu dedelerimiz tarafından gelmiştir. Fakat her sene tadilatla uğraşıyoruz. Vatandaşın işçilik, imece usulü onarımla devam ediyoruz. Festival efendim sana söyleyeyim Marioba diyoruz biz bunlara. O Marioba esnasında tüm komşularımızı, çevre köylerimizi ve efendim sana söyleyeyim her taraftan gelmelerini arz ediyoruz efendim. Tüm dışarıdaki efendim sana söyleyeyim vatandaşlarıma bilakis eski kale köyü ve dışarıda yaşayan tüm komşularımıza selamlarımı iletirim. Hepsini de efendim sana söyleyeyim eski kaleye davet ediyoruz. Eski kale köyünde gün batımını izleyip güneşin doğuşu için yaylaya doğru yola çıktık. Yaylada gün doğumu. Saat 04:45.
Yayla yeni bir güne uyanmak için güneşin dağların ardından yükselmesini bekliyor. Sis, yaylaların adeta bir gerçeği. Aynı zamanda da süsü. Yükselen güneş ve dağılan sisin ardından hayat çok erken saatlerde başlıyor yaylada. Yaylada ilk iş hayvanların süt sağımı ve ardından otlaklara gönderilmesi. Yaylanın bereketli otlaklarında beslenen hayvanlar cömertçe sunuyorlar sütlerini yaylacılara. Hayvanlar otlaklara uğurlandıktan sonra rutin işler başlıyor. Ta ki hayvanların otlaklardan geri dönüşlerine kadar. Yaylada elektrik yok. Eksikliği de pek hissedilmiyor. Bizim için tek sıkıntı akülerimizin şarj edilememesiydi. Ancak korktuğumuz olmadı. Teknik donanımımız bizi yarı yolda bırakmadı. Eski Kale Yaylası'nda her yıl bir festival düzenleniyor. Binlerce kişi 2000 metrenin üzerindeki bir rakımda yayla hayatının güzelliklerini yaşıyor. Eski Kale Yaylası'nda bizi ağırlayan Enis Bey, yayla yaşantısını ve festivali anlatıyor bizlere. Yaylamızın görüntüsü böyle. Yaylamız 2293 rakımdadır. Yani yayla bizim 350 kanelik köyde 100 kane, 150 kane bakarsın ki buraya yaylamıza teşrif etmek ediyorlar. Bazı evler böyle 2 aile üzerinde. Kalanlar da var. Onun için yani yayla sayısı olarak değerlendirilmeyecektir. Malcılık olarak yani yaylaya çıkmanın sebeplerinden birileri malcılık. Turizm olarak da var yani turizm. Yükseklik olduğuna göre yani turist, dışarıdan da turist gelme şeyi de var. Çevre illerden ve yabancı turistler de yani ekseri gelme şeyleri var yani. En çoğu da bizim yan komşumuz olan Gürcistan'dan, Ukrayna'dan falan buraya gelen insanlarımız oluyor. Etraf olarak sayarsak yakın yaylalar, Yanıklı Yaylası, Çukur Yaylası, Maden Yaylası, Tepebaşı Yaylası. İşte bizim amacımız da şöyle 15-20 gün önce burada bir festivalimiz olmuştu. Amacımız buradaki yolu bağlatıp şöyle 7-8 para köyün birlikte festival düzenlemesi, daha da ileriye dönük turizm yönünden yaylamızın ve köyümüzün güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Eski Kale Yaylası'ndan ayrılıp Maden Köyü Yaylası'na doğru yola çıkıyoruz. Ancak pek kolay olmuyor. Araç yolu olmadığından yaya olarak yağmur ve sis altında kat ediyoruz yolu. Yolda öylesine bir yağmur ve sis vardı ki kameramızı çıkartamadık çantasından. Maden Yaylası'nda önce sisler arasındaki evlerin silüeti karşılıyor bizleri. Manzarayı görünce aklımdan geçen ilk şey geldiğimizde ve çektiğimiz bunca zahmete değdiği oluyor.
yayla sakinleri turizmi kanıksamış. Hatta turizm, ev pansiyonculuğu konusunda açılan kurslara katılanlar var. Ali Temur bu kursiyerlerden. Ben Madenköy halkından Ali Temur. Madenköy'ü ev pansiyonculuk köyümüzden 15 kişi ev pansiyonculuk kursuna katılmış ve ev pansiyonculuk kursunu bitirmiştir. Ve bu ev pansiyonculuk kursunu takip etme için devletten bir yardım beklemekteyiz. Yayla sakinlerinden Kemal Çalışkan ve bizi evinde ağırlayan Şakir Bilir'e uzattık mikrofonumuzu. Bendeniz Kemal Çalışkan, Madenköy halkındanım. Bu anda bulunduğumuz yayla Madenköy'ü, yani Bazgiret'in Cancır Yaylası'dır. Bu yayla yaklaşık takribi 1900-2000 kodlarında kurulmuş bir yayladır. Yüzyıllar boyunca tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomi ile şekillenmiş bir yapı bulunmaktadır. Buradaki binalar genellikle hayvancılık ihtiyacına ve insanların barınma ihtiyacına cevap verecek şekilde şekillenmiştir. Alt katlarda hayvan barınakları ve hayvanların sağıldıkları bir ahır olarak inşa edilmiştir. Üst katlarda ise insanların kendi gündelik ihtiyaçlarını karşılayacakları şekilde tasarlanmış. Bunun yanında hayvan ürünlerinin küçük çapta üretiminin yapılacağı ve işleneceği bölmeleri de mevcuttur. Yıllar yılı alışılagelmiş olan sosyal ve ekonomik hayat bu yapıyı kendiliğinden şekillendirmiştir. Günümüzde yine bazı gelişen teknoloji, gelişen yine yeni usullerle biraz perçinlenmiştir. Tabi süperatör makineleri alınması, daha sonra yaylaya yolun, araç yolunun gelmesi, işte sonra daha hızlı bir şekilde yemek pişirilmesi için işte LPG'nin çıkıp da buraya kadar gelmesi, bu tip şeylere milletimiz uyum sağlamıştır. Hemen tabi bu tip hizmetler gelmiştir. Ana konu burada esas olan hayvancılık ve tarımın birlikte bir sosyal ve ekonomik şey içerisinde, pota içerisinde birleştirilerek bir yaşantı tarzının meydana getirdiği bir yapılaşma ve çevresel uyumudur. Yani doğadaki, doğanın sağladığı imkanlarla ve zorluklarla beraber bunu göğüsleyecek, bunu aynı zamanda sürekli idame ettirecek şekilde yapı ve insanın geçim şekli şekillenmiştir. İsmim Şakir Bilir, Maden Köyü'ndenim. Asıl kendim memurum, Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Fakat yaz mevsimlerinde buranın doğal yapısından faydalanmak amacıyla ek olarak arıcılıkla uğraşıyorum. 20 kovan civarında bir arım mevcuttur. Genelde arıcılık, burası rakım yüksek olduğu için, köyümüz itibariyle 1800 civarında bir rakıma sahip olduğu için, kışın aşağı şehire götürüp yazın burada çiçek açtığı zaman buranın florasını değerlendirmek amacıyla buraya getiriyoruz. Ortalama kovan başına 15-20 kilo civarında bir bal alabiliyoruz. Her yörenin kendine özgün meşhur şeyleri vardır. Bal çeşitleri diyelim. Muğla yöresi mesela çam balı ile, Rize anzer balı ile. Bizim de Artvin yöresi olarak gerçekten çiçek balı konusunda diyebilirim ki köyümüz bir numara. Ve bu konuda devletin artık analizlerle mi olur, tahlillerle mi olur,
anzer balı ve diğer ballara göre kıyaslamasını yapıp ne kadar balımızın değerli olduğunu halkımıza anlatmasını bekliyoruz. Pazarlama sorunumuz yoktur. Pazarlıyoruz. Herhangi bir şeyimiz de yok. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Her vatandaş bizim yörenin balından faydalanmalıdır. Bunu tatmalıdır. Diyebilirim ki hani her derde deva derler balı. Belki de çoğu derde bizim ballarımız devadır. Bu da bir katkı olacaktır. Genelde köyümüzde ortalama her hanenin belirli bir sayıda kovanı mevcuttur. Kimisi 100 kovan civarında bir mevcuda sahiptir. Kimisi 1-2 kovan başına. Herkes bununla uğraşmaktadır. Irk olarak Kafkas arısının F1 melezi diye tabir ettiğimiz ırkta çoğunluktadır. Bunun dışında arıcılık olarak yöremizin soğuk olması nedeniyle, rakımın yüksek olması nedeniyle mesela köpük kovan diye tabir edilen piyasada, köpük kovan diye tabir edilen kovanlardan köyümüze bir şekilde bunun yardım olarak verilip arıcı arkadaşlarımızın faydalanmasını istiyoruz. Belki de verimimiz daha yüksek olacaktır. Bugün yine Türkiye'de yapılan balla ilgili çalışmalar ve okuduğumuz bazı kaynaklarda %25 hakiki bal, %75 sahte bal şeklinde Türkiye piyasalarında bir bal arzının olduğu konusunda bilgileri edindik. Yani bu konuda kaynaklardan okuduk. Şimdi bu hakiki bal konusuna gelince, hakiki ballar floranın iyi olduğu yerlerde gerçek arıcılar tarafından tamamen doğal metotlarla üretilmiş baldır. Bu bal gerçekten yani balın gösterdiği bütün besin değerlerini ve tedavi edici bazı özellikleri de gösterir. Diğer ballar bu gibi özellikleri göstermez. Bizim Artvin yöresinin özelliği arıcılık için çok iyi bir flora, iyi bir çevreye sahip olmasıdır. Aynı zamanda Artvin'de büyük çapta bir sanayi olmadığı için çevre kirliliğinin olmaması, doğanın da bal kir kalması buradaki nüansı biraz daha artırmaktadır. Bal konusunda yine Maden Köyü'nde birçok arkadaşımız arıcılıkla ilgili çalışmaları yapmaktadırlar. Bu yörenin balları çok kaliteli bir baldır. Madenköy yaylasının en önemli özelliği sahip olduğu ahşap mimari. Evlerin ortak özelliği ahşaptan yapılmış olmasıyla standart planlara sahip olması. Hepsinde sütlükler ayrı olarak hazırlanmış. Diğer yaşama alanları ise yayla şartlarının getireceği zorluklara göre dizayn edilmiş. Burada her şey doğal. Yayla yaşantısını ve doğal hayatı özleyenler için bulunmaz nimetler sunuyor Maden Köyü ve yaylası. We'll be right back.
turizm bilincine sahip, misafirperver yayla halkı ve alternatif turizmin tüm nimetlerine sahip Şavşat yaylaları konuklarını bekliyor. Her yıl Şavşat'ta çok sayıda festival düzenleniyor. İşte bu festivallerden sizin için seçtiklerimiz. Thank you.
Eskiden